Herkese merhaba arkadaşlar. Naci Hoca ben. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çalışmalarınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuzdur. Bugünkü videomuzda karşınıza biraz farklı ama çok işinize yarayacak olan bir derleme yaptım diyebilirim. Nedir o? Prepositional expression'ları derledim. Yani edatsal ifadeleri, edatsal kullanım yapılarını ele almaya çalıştım. Edatlar kendi başına zaten bir problem oluşturuyor. Ama biraz daha çözümü kendi içerisinde dinamiklerini ele aldığımız zaman, değerlendirdiğimizde işin içerisinden biraz daha çıkabiliyoruz. Atıyorum kişi ini çalışıyor, eti çalışıyor, onu çalışıyor vesaire. Bununla beraber kullanılan yapıları çalışıyor derken bir yol kat edebiliyor kendi izinde. Ben bunlardan en fazla kullanılan yapıları, özellikle de grameri ilgilendirecek ve anlamı derinleştirecek yapıları ele almaya çalıştım. Prepositional expression soru sayısı olarak bakıldığında arkadaşlar 2 ila en az 2, en fazla da 4 tane olacak şekilde karşımıza geliyor. Neredeyse zaman sorularıyla yarışıyorlar bu anlamda ve puan getirisi olarak tabii. Ayrıca parçaların içerisinde, metinlerin içerisinde yorumlamaya renk katan biraz baharat gibi aslında. O tadı yakalamak da çok çok önemli. Ben sınavların en popüler olan kullanımlarını ilk 3-4 maddeye almaya çalıştım. Genelde 20 tane bir derleme yaptım. Spontan bir şekilde gelişti. Böyle çok şeyi karıştırarak, bir şey yaparak devam etmedim ama eş anlamlarıyla beraber, yancılarıyla beraber bir baktım sayı bayağı aldı başını gitti. Tahminim 20 tane temel başlık var ama 75-80'e yakın bir edatlı kullanım yapısı var. Bunları bilerek sınava girmemiz bizim açımızdan çok çok olumlu artı olacağı kanaatindeyim. Hem bir check etmiş olursunuz hangilerini biliyorum, hangilerini bilmiyorum diye. Hem de bunlar gözünüze çarparsa yorumlama ve anlam açısından da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi ilk 3 grup çok fazla karşımıza geldiği için ben de onlara öncelikli olarak yer vermeye çalışacağım. Hemen şöyle başlayalım. İlk grubumuzda tanıdık bir grubumuz var. Burada tam detaya girmeden önce şunu da belirteyim. Edatlı ifadelerimizin temel mantığı ardından tam cümle gelmeyen yapılardır arkadaşlar. Bir subject verb object dizilimiyle karşılaşmayız. Onun yerine noun isim gelebilir. Noun phrase isim grubu, sıfat tamlamaları vesaire gelebilir. İlla fiil getireceksek fiilin ing'li yani gerund'lu hali, çünkü edat artı fiil ing kullanımı olduğundan dolayı da gerund'lu kullanım yapmak zorundayız. İlla cümleye götürmek isteyen arkadaşım ise arka tarafından the fact that ifadesini getirirse because of the fact that gibi. Bununla beraber artık normal because yapmaya başlar. Bunu diğer birçok elemana da the fact that getirdiğimiz zaman da aynısını uygulayabiliriz. Bu anlamda bir zorlama yok. Gelelim. Den dolayı, den yüzünden, nın yüzünden şeklinden kullandığımız because küçükleri efendim. Because of, owing to, due to, on account of, on the ground of ya da on the grounds of. Thanks to, in view of, by virtue of gibi yapılar. Birinci örnekte bir şeye dikkat çekmeye çalıştım. The accident was largely mainly due to bad road conditions. Kaza çoğunlukla efendim öncelikle kötü yol koşullarından kaynaklanmıştı. Kötü yol koşulları yüzünden kaynaklanmıştı. İşte vesaire diyebiliriz. Duty aldığımız zaman burada özellikle yani because of da alabilirdim, on account of da, owing to da alabilirdim. Hiç fark etmez. Burada vurgu şuraya aslında. Largely ya da mainly gibi şu iki zarfı gördüğünüzde aklınıza reason yani sebep belirten yapıların küçükleri gelebilir. Büyükleri de gelebilir. Yani largely because deyip tam bir cümle de çıkabilir. Mainly because deyip tam bir cümle de çıkabilir. Efendim çoğunlukla şu olduğu için, büyük oranda bu olduğu için şeklinde gidebilir ama kısa boyutunda da den dolayı, nın yüzünden şeklinde alabilir. Aklınızda bulunsun. Önemli bir ipucudur. Sınav esnasında işinizi kolaylaştırır. Burada efendim because of'u kullandım. Sadece bunu ve thanks to'nun örneği olabilecek olan bir örnek. Nedir o? The accident came about because of him. Kaza onun yüzünden meydana geldi. Buradaki olayımız şu arkadaşlar. Bir object pronoun yani bir nesne zamiri alırsak senin yüzünden, onun yüzünden vesaire gibi bir nesne zamiri kullanım varsa because of me, him, her vesaire efendim you şeklinde gidecekse bu burada ya because of kullanabiliyoruz ya da thanks to kullanabiliyoruz. Evet thanks to %99 olumlu cümlelerde kullanabiliyoruz ama olumsuz kullanılmaz ya da bir kaide yok. Olumsuz cümlelerde de nın yüzünden den dolayı anlamıyla kullanılır. Aklınızda bulunsun. Yani şunu diyemezsiniz. The accident came about owing to him olmaz. Due to him olmaz. On account of him olmaz arkadaşlar. Communication methods have improved. İletişim metotları gelişti. Thanks to sayesinde ki %99 evet pozitif cümlelerde kullanılır. Ama tekrar edeyim, olumsuz cümlede kullanılmaz diye bir şey yok. Communication methods have improved thanks to the latest developments in technology. Teknolojideki efendim son dönem gelişmeler sayesinde iletişim metotları da gelişmiştir diyoruz. Burada ufak nüans farklılıkları var. İşte on the ground of ya da on the grounds of gerekçesine dayanarak
bahane ederek şeklinde. Hani bu tarz kullanımlar da var. Orayı da yine nın yüzünden, den dolayı da yorumlayabilirsiniz. In vivo'a da bir çift sözüm olur. Evet, in vivo efendim şurada kullanıldığında kötü yol koşullarından kaza meydana gelmişti, kaynaklanmıştı gibi. O because of mantetesini verir. Bir de am, is, are, was, were, have been, has been gibi. Özellikle to be fiillerinin arka tarafından kullanıldığını bir fikri destekleme anlamıyla değerlendiririz arkadaşlar. I'm in view of the fact that şu gerçeği destekliyor şeklinde o tarz bir kullanımlarda da fikir boyutuna efendim destek olduğunuzu anlatır. Aklınızda böyle bulunsun, arasındaki farkı verebilmek için burası önemli. Despite, in spite of, notwithstanding, for all in the teeth of şeklindeki kullanımlarda da erağmen grubunu değerlendiriyoruz. Tabii ki because of'un düşmanı söz konusu olduğunda despite ya da in spite of başı çekiyor. Ama arada sırada belki notwithstanding'e karşılaşırsınız. For all'la karşılaşırsınız. Paragrafta geçer. Ne demek ya bu for all? Hepsi için falan mı diyor? Hayır. Farklı bir anlamı da var. O da aklınızda bulunsun. In the teeth of. Ne tarz bir kullanım ya bu? Efendim. Burada da yine erağmen karşısında diye kullanım yapısı var. He struggled to hold his position, görevini efendim sahip olmaya, görevini tutmaya, görevinde bulunmaya çabaladı. Despite all the allegations, bütün ithamlara rağmen, bütün suçlamalara rağmen görevini sürdürmeye çabaladı, çalıştı, uğraştı deriz. Burada despite, in spite of, notwithstanding all the allegations, for all the allegations şeklinde, in the teeth of all the allegations diye alabiliriz. O bütün ithamlar karşısında görevine tutunmaya çabaladı, sürdürmeye çalıştı. In addition to, as well as, ve besides'larımız var. Nın yanı sıra, eh ilaveten, eh ek olarak şeklinde değerlendiririz. Efendim, iki tane aynı doğrultuda, aynı çizgide giden yapıları eklemeye çalışırız. Popüler olan kullanımlardan bir tanesidir. Özellikle YDS'nin 2017 ve 2018 sınavlarında arka arkaya doğru gelen yapılar diye hatırlıyorum. Çözdüm sorularda. They discussed about the domestic figures, iç rakamlara, efendim domestik rakamlara, ülke iç rakamları tartıştılar. As well as foreign trade operations, efendim dış ticaret işlemlerinin yanı sıra, dış ticaret eylemlerinin, hareketlerinin yanı sıra iç piyasadaki rakamları da tartıştılar dediğimizde as well as, in addition to, besides iki tane efendim yapıyı birbirine bağlar. Domestic figures bir tarafta, foreign trade operations diğer tarafta, bu iki isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını bir araya getirecektir. Yine eklemeye yakın olduğu için hemen aklıma gelmişti, yazı vereyim dedim. Together with, coupled with, accompanied by dediğimizde ilaveten yine ek olarak birlikte mantığını verir. Pollution, together with our population. Aşırı nüfusla birlikte kirlilik. Makes big cities unbearable to live in, metropol şehirleri yani büyük şehirleri yaşanmaz hale getirmektedir, yaşanmaz kılmaktadır deyince pollution, farz edin ki şey yaptım yani, pollution in addition to our population, pollution as well as our population şeklinde gittim düşünün. Aynı şey 2015'in olması lazım sınavında, close test kısmında yanılmıyorsam coupled with galip gelmişti. Bir kişinin azmiyle vizyonunu bir araya getiriyordu. Coupled with close test'te, ikinci close test'in sağ kısmında yukarıda olması gerekiyor. 17. 18. sorulara doğru giden kısım. Other than, apart from, except for, aside from ya da nothing less than dediğimizde de hariç, den başka anlamını vermiş oluyoruz arkadaşlar. We know nothing about the new boss. Yeni patron hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Other than his age. Yaşı haricinde, yaşından başka hiçbir şey bilmiyoruz. Apart from his age. Except for his age. Aside from his age. Ya da nothing less than his age dediğimizde den başka anlamına. Güzel yapılar bunlar. The teacher expects nothing less than good grades in exams. Öğretmenler ya da hoca efendim diyelim. Sınavlarda iyi notlardan başka bir şey beklemiyor, beklememekte dediğimizde o den başka böyle güzel bir kullanımla sunabiliriz. Nothing less than olur da YDS'de ve YKS'de özellikle İngilizce'den İngilizce'ye yorumlamalar sorusunda nothing less than bir şeyle karşılaşırsınız. Aklınızda bulunsun, bu anlama sahip. Biraz kıyaslamalara doğru gittiğimizde ise in contrast to, by contrast to, contrary to, unlike, as opposed to ya da in opposition to gibi yapılarda nın aksine, nın tersine şeklinde. Özellikle contrary to işte popular belief, yaygın inanışın aksine. Contrary to işte common idea, common belief ya da unlike common idea, common belief şeklinde. Contrary to popular assumptions dediğimizde
popüler varsayımların aksine, yaygın kanının aksine. Men gossip on some issues more than women dediğimizde erkekler bazı konularda kadınlardan daha çok dedikodu, muhabbet, dolap çevirirler dediğimizde burada o yaygın inanışın aksine ifadesini verdiğimizde sınavda, paragraflarda sağda solda gelirse soru geleceğini bilin arkadaşlar. Yani burayı veriyorsa adam bunun tersine olabilecek olan boyutta size soruyu getirir net. Bakın ben buradan soru yazacak olsam şu şekilde yazarım. Atıyorum, ne dedik? Yaygın varsayımların, inanışların aksine erkekler bazı konularda kadınlardan daha fazla dedikodu yaparlar dedik. Bunu soru olarak atıyorum. Parçadan sonuç çıkarabiliriz ki diye yazdım. Arka tarafında yaygın inanış şudur ki diye çat diye dedim. Yaygın inanış ne olur? Bunun tersi olur. Yani kadınların daha fazla dedikodu yapmasını falan bekliyorsunuz ama bunun aksine erkekler daha fazla yapıyorsa o zaman yaygın inanış nedir? Kadınların daha fazla dedikodu gibi. Hocam nereden çıkar? İşte konjonktürden çıkar diye soruyu karşımıza getirebilirler. Dikkat etmekte fayda var. Gelelim about mantalitesini giden, yani hakkında ilişkin anlamıyla kullanacağımız about mantalitesinde başka neler var? Regarding var. Yani regard ile ilgili birçok kullanım var. Concerning var. Önemli bir ilişkin, hakkında, dair, yönelik anlamlarına gelen yapılardır. Regarding, concerning, as to. Özellikle Aston'un noun clause'larda arka tarafından bir soru kelimesiyle beraber, bir WH question'la beraber çıkışı bu anlamda popülerdir. Pertaining to, ilişkin hakkında dair. In regard to, with respect to. In respect of. Bunların hepsi hakkında, ilişkin, dair, yönelik anlamıyla kullanılır. The chief officer of police didn't provide any information. Polis şefi herhangi bir bilgi vermedi, açıklamadı, sunmadı. Regarding the ongoing case. Devam eden vaka, devam eden olaya ilişkin herhangi bir bilgi vermedi dediğimizde. Burada about the ongoing case desem kolay olacaktı. Onun yerine regarding, concerning, as to the ongoing case şeklinde gidebilir. I have no idea as to where he is about dediğimde. The where he is around dediğimde. Onun nerelerde olduğuna ilişkin bir fikrim yok. I have no idea as to where he is around ya da where he is about diye kullandığımızda nerede olduğuna ilişkin diye hemen o dediğim gibi WH question'da kullanımı popülerdir. Bu kullanımlar da aklınızda kalsın arkadaşlar. Dediğim gibi aslında bir tane eleman var ama eş anlamlarıyla beraber şu ana kadar bile herhalde 20'yi bulmuşuzdur diye düşünüyorum. Açısından bakımından dediğimizde in terms of, with regard ya da with regards to, from the viewpoint of, in relation to ya da with reference to gibi açısından bakımından çekip değerlendireceğimiz güzel kullanımlar var. Efendim, narcissistic parents usually interpret their child's experience, narsistik aile tipleri diyor, aileler, ebeveynler. Genellikle çocukların tecrübelerini kendi tarihçeleri üzerinden, kendi efendim öyküleri bakımından değerlendirirler, yorumlarlar dediğimizde. Kendi geçmişleri, kendi hikayeleri, kendi öyküleri bakımından çocukların tecrübelerini yorumlamak diye ilginç bir cümle almışım burada. Efendim, narsistik ebeveynlere yönelik psikolojik bir cümle gitti. Farklı bir şey varsa da düzeltin psikoloji özellikle okuyan arkadaşlar. Açısından bakmış, ekonomi açısından. In terms of economy diye gidebiliriz. Şehirlerin sahip olduğu işte büyük problemler açısından, bakımından. In terms of the problems that big cities have diyerekten gidebiliriz. In terms of'un aynı zamanda oranlarda vesaire kullanıldığında nicelik belirten yapılarda da kullanılır. Atıyorum işte ölçü birimleri Türkiye'de kilometre cinsinden vesaire ya da uzunluk yol birimleri vesaire kilometre cinsinden, kilogram cinsinden diyoruz. Orada da yine in terms of kullanılır. Oradaki anlamı cinsinden diye çevirmeye devam. When it comes to as far as blah blah concerned, yani as far as concerned ile kullandığımız yapı. As for ya da in the case of. Yani in case of, in the case of. Buradakinde bir arada bir the var. Ona dikkat edelim. Söz konusu nokta nokta olduğunda, nokta noktaya gelince diye bir kullanım yapısı. Tabii as far as e göre şeklinde değerlendirdiğimiz cümleler var arkadaşlar. Ama söz konusu nokta nokta olduğunda diye de çevirebilirsiniz. The thief was caught by the police almost immediately. Efendim hırsız polis tarafından hemen anında diyor yakalandı. As for the stolen jewels, çalınan mücevherlere gelince they were found in a dustbin, bir çöp kovasında bulundu diyor buradaki mücevher. Ben ne yapıyoruz? Şuna gelince, buna gelince. Evde herkes işte Fenerbahçe'yi destekliyor. Bana gelince ben Galatasaray'ı tutuyorum.
diyen birisinde hemen lafı değiştiriyor noktaya gelince. Everyone in the firm got promoted. Firmadaki herkes terfi aldı. In the case of John, John söz konusu olduğunda, John'a gelince, as for John, he would have to wait a little longer, biraz daha beklemesi gerekecekti diye gidiyoruz arkadaşlar. Hocam burada in case of kullanabilir miyiz? Evet, kullanılabiliyor. Buna bir itirazım yok. Ama in the case of diye bir şey kullanılma, illa işte acil durumda, yangın anında diye falan çevirmeyin diye bunu veriyorum, bu dığlı kullanımı. Buraya hani biraz daha dikkat edersiniz diye verdim. As of, den itibariyle anlamı verir. Ocak 2017 itibariyle Amerika'yı Trump yönetmekte. Trump runs the states diye gittim. Den itibariyle şeklinde kullanılsın. Bunu da özellikle bir tane YDS, İngilizce'den İngilizce olan çeviri sorularından bir tanesindeydi arkadaşlar. Orada since'le beraber tekrar yazıldığını, tekrar ifade edildiğini görmüştüm. Aklınıza bir since getirebilir, hatırlatabilir. Yani since January 2017 dedikten sonra Trump has been running the states diye sadece tense'ini ufacık bir present perfect ya da perfect continuous yaparsanız daha rahat bir cümle olur. Instead of, in place of, in lieu dediğimizde de nın yerine. He kept on shouting, bağırmaya devam etti, instead of apologize. Yani özür dilemenin yerine bağırmaya, çağırmaya devam etti. Aldığımızda da bu sefer fiil ayencili bir kullanım yapmış oluyoruz arka tarafından da görünüyor. Biraz in lieu of, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla, yani as far as I know, as far as I remember, Fransızcadan geçen bir tabir olması gerekiyor. Stat kelimesi de mekan demektir. Pek fazla bilinmeyebilir bu anlamda. Instead of, in place of. Yine şuradaki stat de, şuradaki mekan, yerle aynı anlama geliyor. Sadece biri bitişik yazılıyor genelde, öbürü ayrı yazılıyor. Yine popüler elemanlarımızdan bir tanesi. KPDS döneminde çok popülerdi. UDS zamanlarında çok popülerdi. Şimdi fena değil. Yine arada sırada akıllarının estikçe geliyor. Den ziyade, mektense, maktans anlamıyla rather deni veriyoruz. This resource is beneficial to adults. Bu kaynağımız yetişkinler için faydalıdır. Gençlerden ziyade efendim yetişkinler için faydalıdır dediğinde bir ayrım yapıyoruz. Tarafını yere atıyoruz. Diğer kısmı vurguluyoruz. Vurgulanan taraf tabii ki başta. Dışarı atılan kısım ise arka tarafta kalıyor diyebiliriz. 13 numarada on behalf of dediğimizde adına, in the name of ya da on behalf of. Bu da gelir. Bu da seçeneklerde yer alır mutlaka. Bir tane de doğru cevapta geldiğini hatırlıyorum net bir şekilde. I'm making this speech, bu konuşmayı on behalf of my crew, mürettebatım, ekibin, çalışma arkadaşlarım adına yapıyorum. Patronum adına yapıyorum bu konuşmayı. Şeklinde gider. On behalf of ya da in the name of. Yine regardless of'un of'u sorulmuştu. Irrespective of'un of'u sorulmuştu. Yani hem edatlarından faydalanırlar. Regardless of bir tane de kendisi soruldu arkadaşlar. Bakılmaksızın, göz önüne almaksızın. Everyone should have free access to education. Herkesin eğitime ücretsiz erişim sahibi olması gerekiyor. Ücretsiz erişim efendim edinmesi gerekiyor. Regardless of one's gender, bir kişinin cinsiyetine bakılmaksızın, diline, dinine, ırkına ve toplumsal background'ına, yapısına, altyapısına bakılmaksızın herkesin ücretsiz eğitime sahip olması gerekmektedir diyerekten gittik. Bu herkes vardır ya böyle kanun önünde şuna bakılmaksızın, buna bakılmaksızın herkes eşittir gibi cümlelerde. Ya da fiyatına bakmaksızın evi satın aldılar. Regardless of the cost, irrespective of the cost diye. Hani o respect'le bir ya da regard'da bir saygı vardır, bir göz önüne alma, göz önünde bulundurma vardır, bir hürmet etme vardır falan. O regardless oldu artık. Irrespective oldu. Hiç takmıyor yani bir diğer deyişle diyeyim. In accordance with, in agreement with, in compliance with, in line with gibi yapılarda da doğrultusunda, gereğince şeklinde kullanılır arkadaşlar. In line with the law of harmonization code of the EU dediğimizde Avrupa Birliği'nin uyum yasaları gereğince, Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince hükümetler işsizlik ödeneği, işsizlik tazminatı efendim ödemek zorundadırlar diye kullanmışız. Have to pay for the unemployment benefit. İşsizlik maaşı şeklinde kullanabiliriz. Evet. İşte şu anlaşma doğrultusunda gidebilir. Atıyorum Atlantik Antlaşması gereğince şartları doğrultusunda yine accordance with the işte efendim terms of the Atlantic Treaty şeklinde gidebilir. Bu tarz kullanımlarda aklınızda bulunsun. Dediğim gibi according to ve özellikle as far as yukarıda bahsetmiştim. Göre şeklindeki kullanım yapısını according to ile bilindik olan yapıyla birleştirmiş olalım. According to, as far as blah blah concerned diye gitti. As far as
Finance experts are concerned, finans uzmanlarına göre, finans uzmanlarının ilgilendirdiği kadarıyla demeye çalışıyor aslında. Fluctuations in the currency rates, bu döviz oranlarındaki dalgalanmalar should be taken under control, kontrol altına alınmalıdır diye bir cümle çıkarmışım. Finans uzmanlarına göre deyip bunu basitçe, according to finance experts diyerekten de gidebilirim arkadaşlar. Varmış öyle kaçırdığım farklı söylemi unuttum. As far as bir defa doğru seçenekte hatırlarım ama nasıl gelmişti? Şöyle gelmişti. As far as archaeologists know ya da as far as archaeologists believe diyerekten giden bir soruydu. Arkeologların bildiği, öğrendiği, düşündüğü kadarıyla şeklinde yine aynı anlam vardı ama böyle concerned de değil, farklı bir şekilde verilmişti. Let alone ya da much less arkadaşlar. Hani deriz ya biz şunu yapma kenara dursun, şöyle dursun, kenara bırak şeklindeki kullanım yapısı. Ameliyatın ardından he couldn't get out of the bed, yataktan kalkamadı. Walking with the help of sticks, efendim bastonla, yürüyüş, yürüme çubuklarıyla vesaire falan, yürümeni bırak, yataktan bile çıkamadı. Bunu eleştiri cümlelerinde falan da bayağı görebilirsiniz arkadaşlar, karşınıza çıkar. Dediğim gibi yürüme değnekleriyle yürümeyi bırak, daha yataktan bile çıkamadı şeklinde kullanabiliriz. Ve gelelim for the sake of ya da for somebody's sake ya da for something's sake diye de gidebilir. Aşkına, uğruna, hatırına şeklinde kullanım yapısı. For his friend's sake, arkadaşının hatırına, arkadaşının efendim hatırına. He remained silent during the whole conversation. Bütün diyalog, bütün muhabbet esnasında sessiz kaldı dediğimizde. Hani böyle bazen de Allah aşkına ya iki dakika bir sus vesaire gibi cümlelerde de kullanılır. For God's sake ya da for the sake of God diyerekten de bir kullanım yapısı mutlaka görmüşsünüzdür. Var. Yine bu da seçenekler arasında mutlaka karşınıza gelecektir. Genelde yanlış seçenek de oluyor ama yine de olsun. In return for ya da in exchange for karşılığında diye. She got promoted, terfi aldı. Neyin karşılığında? In return for her hard work, sıkı çalışmasının karşılığında terfisini aldı. In case of ya da in the event of, durumunda, anında. Do not use elevators in case of an earthquake, deprem anında. Efendim merdivenleri, işte yürüyen merdivenleri, asansörleri vesaire falan kullanmayınız derken o anında, durumunda ifadesini verebiliyoruz. In case of ya da in the event of'la beraber. Yine popüler kullanımlarından bir tanesi sonlara doğru aklıma geldiği için. Dediğim gibi spontan bir boyutta yazdım. Sonlara doğru geldi. As a result of ya da as a consequence of'nın sonucunda. Bizim Because of grubunun yakın elemanları tabii ki. The region was about to experience a bitter summer. Bölge çok sert efendim bir yaz yaşamak üzere idi. As a result of low precipitation during the winter and spring, ilkbahar ve kış süresince, kış boyunca düşük yağışın sonucunda ne olacaktır? Efendim sert bir, kurak bir yaz yaşamak üzereydi diye bunu sebep sonuç olarak değerlendirebiliriz. As a result of low precipitation, az yağışın sonucunda, düşük yağışın sonucunda deyip o bitter summer'dan bahsedebiliriz. Dediğim gibi because of koyun buraya, herhangi bir sırıtma olmaz. On the point of, on the brink of, on the verge of dediğimizde de üzere olma mantalitesini vermiş oluruz. A considerable number of people in Scandinavian countries, Skandinav ülkelerindeki hatırı sayılır miktarda efendim, sayıda kişi are on the point of being depressed due to several reasons, birkaç sebepten dolayı depresyona girmenin eşiğinde efendim dediğimizde on the point of ardından fiil ing ile beraber gittik. İşte iflasın eşiğinde olur, depresyonun eşiğinde olur. Bu tarz ifadelerde kullanılır. On the point of, on the brink of ya da on the verge of. Şimdi aklıma geldi bir de at the expense of yapısı var. Yok sayarak. İçe sayarak, yok sayarak gibi böyle at the expense of diye kullanılıyor. İşte şey vardı, insanlar efendim insanoğlu ormanları yıkıyor, tahrip ediyor falan, at the expense of nature dediğimizde doğayı hiçe sayarak, doğayı yok sayarak vesaire diye bir kullanım vardı. Bu da aklıma geldi, onu da eklemiş olayım. Dediğim gibi arkadaşlar önemli bir bölüm aslında. Hem de paragraflarda sağda solda gelirse de yorumlaması açısından bizim için değerli. Sizler de eklemek istediğiniz, aklınıza gelen varsa mutlaka yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.